Bizler aslında hem DEM Parti olarak hem de bu ülkenin sol sosyalist bireyleri olarak şöyle bakıyoruz meseleye. Aslında Sayın Abdullah Öcalan'ın tecrit altında tutulması, Kürt halkının tecrit altında tutulması, yani oradaki direnişin kırılması, oradaki istenilen barışın, işte demokrasinin, Türkiye halklarının özgürleşmesinin de önüne geçen bir şey. Bütün buralardan karşı çıkıyoruz. Tecritin kendisi bir insanlık suçu, kime ve nasıl uygulanırsa uygulansın insanlık suçu. Ama bir Kürt halk önderi olarak ve bu ülkede barışı isteyen, çözümü isteyen, çözüm sürecini yürütecek birine uygulanıyor olması çok daha başka bir yere evriliyor. Yani bu ülkedeki savaş politikalarının devam etmesi, savaşla beraber artan yoksulluk ve bu yoksulluğun faturasının aslında bütün halklar tarafından ödenmesi meselelerinden bile yola çıksak, mesela kadın mücadelesinin sürdürülememesinin kökünü bile buraya bağlıyoruz. Kazanılmış bütün haklarımız bir şekilde elimizden alınmaya çalışılıyor. Savaş ortamlarında bunların hepsini yürütmek ve kendi iktidarlarını güçlendirmek, faşizmi beslemek çok daha kolay. Bütün bunların farkında olarak bir mücadele yürütüyoruz. Yani bugün başlayan işte özgürlük yürüyüşünün bir parçasının oluşturulduğu İstanbul gibi bir kent. Bizler buralarda belki o yürüyüşün fiilen yanında değiliz ama düşünce olarak ve davranış olarak zaten o yürüyüşün bir parçasıyız. Biz de burada devam eden adalet nöbetleri var, zindanlarda devam eden açlık grevleri var. Bütün buralara destek vererek ve bu gündemin asla sönmesine izin vermeyerek, yani işte paneller, eylem etkinlikler, buluşmalar ve ev ev aslında mahalle mahalle dolaşarak tecritin kırılması ve fiziki özgürlüğe kavuşmak. Aslında ilk hedefimiz fiziki özgürlüğüne kavuşması için başlatılan bir açlık grevi, açlık grevlerinin son bulması için de başlatılan bir adalet nöbeti. Ve başlayan hemen sonrasında yürüyüşler. Yani bunların tamamı 15 Şubat'a kadar ve devam edecek ve 15 Şubat'tan sonrasının daha aydınlık, daha güneşli, belki de daha umut dolu, barışa açılan kapılar olmasını istiyoruz. O nedenle de devam edecek 15 Şubat'a kadar. Umarım çözüm süreci bu tarihler arasında gelir ve bu daha vahim ve işin içinden çıkılmaz hale almadan sonuçlandırılır. Ha, biz sonuç alana kadar zaten bu mücadelenin bir parçasıyız ve devam edeceğiz. Devam etme koşullarımız sadece fiziki özgürlükle de sınırlı değil. Yani biz çözüm istiyoruz artık bu ülkede. İşte cenazeler kalksın istemiyoruz. O nedenle de işte yoksulluk ve savaş politikalarından beslenen bir faşizm de istemiyoruz. İşte kadınların özgürleştiği bir toplum istiyoruz. Gençlerin hayallerini gerçekleştirebildiği, barınma sorunlarının olmadığı, istedikleri gibi eğitim alabildikleri, işte basının özgür olduğu, istediklerini yazıp çizebildikleri ve her yazdıkları için yargılanmadıkları bir dünya istiyoruz. O nedenle de bunların hepsinin yolunun bu tecridi kırmaktan geçtiğini biliyoruz. Bütün mücadelemizi de buraya yönlendiriyoruz. Rahat nefes almak istiyorsak bu ülkedeki tecridin kırılması gerekiyor. Savaşı çözmenin muhatabı, Kürt halkıyla barışmanın muhatabı Sayın Abdullah Öcalan'sa bu işin muhataplarıyla çözülmesi, muhatabıyla çözülmesi. Zaten kendinin iddiası da bu yönde. Bırakın bu sorunu çözelim. Yani barıştan bu kadar korkan, korktuğu için de baskıyı ve zulmü artıran bir iktidar var. Karşısında da hadi bütün halklar özgür olsun, birlikte bir mücadele yürütelim diyen bir lider var. Yani bütün bunların karşılaştırdığında aslında halkların talebi barışsa bu davanın yanında yer alsınlar, bu yolu birlikte yürüyelim. Bütün çağrımız da bu. Bireylere, işte akademisyenlere ki biliyorsunuz daha önce hukukçular, akademisyenler bununla ilgili şey yaptılar, desteklerini yayınladılar. Bunlar çok önemli. Mesela sivil toplum örgütleri, işte Avrupa'dan gelen destekler, akademisyenlerin kurduğu o
uluslararası bağ, bunların hepsi bu mücadeleyi büyütecek ve çözüme ulaştıracak noktalar. Buradan da çağrımız bütün halklara bu davaya sahip çıkmaları ve birlikte barışı getirmek olsun.